Efendim? Yapma Bihter. Neyi? Amcama bunu yapma. Bizi perdelemek için sahte gündemler yaratma. Çok üzülüyor. Onu üzme. Yine bana yıktın bütün sorumluluğu. Sadece ben suçluyum, değil mi? Yok, öyle değil tabii ki. Canım, sonra konuşuruz bunları. Hadi şimdilik hoşça kal. Biri geldi. Evet, evet, iyi geceler. Başka kızla konuşuyordun, hemen anladım. Saçmalama. Ses tonundan, konuşmandan belli oluyordu. Başkasıyla konuşuyordun, değil mi? Başka bir kızla. Ama sandığın gibi bir şey değil. Okuldan arkadaşım. E niye itiraz ettin o zaman saçmalama diye? Belli işte, bir numaralar çeviriyorsun. Sıkma canım, hadi git yat içeri. Kovalama beni. Zaten benim de canım sıkkın. Konuşacak laf arıyorum. Geldi. Nihat. Ne oluyor buna her akşam her akşam? İyi alıştı be. Dün gece geldiğinde istifa ediyorum demiş. Babam da gitmesin diye ona şirketten hisse vermeyi teklif etmiş. Yok artık, daha neler. Duyduğumu söylüyorum. Ne alaka canım, amcam niye böyle bir şey yapıyor ki? Bilmem. Bir düşündüğü var herhalde. Adnan Bey, Nihat Bey geldi efendim. İyi akşamlar. Hoş geldin. Gel. Otursana. Kusura bakmayın. Rahatsız ettim yine. Rica ederim. Bir şey ikram edeyim. Hayır, çok kalmayacağım. Sabaha bekleyemedim. Adnan Bey, ben... Peyker bana babamla ilgili öğrendiklerini anlattı. Sonra babamla da konuştum. Hiçbirini inkar etmedi. Benimle paylaşamadığınız ailevi nedenlerin neler olduğunu biliyorum artık. Ne kadar haklı olduğunuzu da anladım. İstifa etmeye karar vermekle ne kadar acele ettiğini de anladın mı? Seni bir yere bırakmıyorum. Şirkette kalmayı kabul ediyorum ama bir şartla. Hisse olayını şimdilik gündeme getirmeyin lütfen. Bu sebeple değil, gerçekten hak ettiğim zaman sahip olmak isterim. Şimdi durumdan istifade etmiş gibi olurum ki bu da beni çok rahatsız eder. Eğer bu şekilde anlaşırsak... Anlaştık bile. Şimdi sana da veriyorum. İçerim. Bir gerginlik olmuş ama sebebini anlayamadım. Aşağıdakiler bir şey biliyor mu? Hayır, onlar da bilmiyor. Boş ver. Sen de kurcalayıp şimşekleri üzerine çekme şimdi. Sonra öğreniriz nasıl olsa. Bir de Nihat Bey geldi yine. Aa, yine mi? Söyledim ya. Dün gece de buradaydı. Adnan Bey'le görüştü gitti. Anladığım kadarıyla onunla da bir gerginlik yaşıyorlar. Gözün dört aç. Bir şey olursa hemen haberim olsun. Merak etmeyin. Bundan sonrası benim için daha zor olacak, biliyorum. İlişkileri düzeltmek adına keşke yapabileceğim bir şey olsaydı. Ama yok. Sen bana kendini ispat ettin Nihat. Üzme kendini. Yatmaya çıktığını zannettim ben seni.
Nihat'ın arabasını görünce bir merhaba demek istedim. Merhaba. Dün işle ilgili bir problem yaşamıştık. Sağ olsun Nihat bugün beni rahatlattı. Ne güzel. Onu mu kutluyorsunuz? Sayılır. Aslında ailece hep birlikte başarılı geleceğimize kadeh kaldırıyoruz. O zaman ben de katılayım size. Memnun olurum. Beni çok mutlu ettin Nihat. Sana güvenmekle ne kadar haklı olduğumu bir kez daha anladım. Sağ ol.